Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine farklı bir peçete katlama tekniğiyle karşınızdayım. Peçetemiz hazırsa hemen başlayalım. Peçetemin katını tamamen açıyorum arkadaşlar. Peçetemin katını tamamen açıyorum. Sonrasında şu köşelerden katlayacağım arkadaşlar. Beraber yapalım isterseniz. Şöyle göstereyim size. Köşelerden katlayarak devam edeceğim. Diğer köşemizde içe doğru katlayalım. Arkadaşlar. Şu şekilde. Yeterli. Sonra bu yönü hiç değiştirmeden tekrar bir kez daha katlıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar. Yönünü hiç çevirmeden aynı şekilde tekrar katlayacağım. Hemen başlayalım. Güzel bir peçete şekli çıkacak ortaya inşallah. Şöyle bastıralım iyice üzerine. Evet arkadaşlar. Bu şekli şöyle şu şekilde bu şekli görelim arkadaşlar. Bu şekil ortaya çıksın. Şöyle iyice bastıralım. Bu şeklimiz ortaya çıksın. Şimdi ters çevireceğiz peçetemizi. Evet. Ters çevireceğiz ve tekrar aynı işlemi bu yön içinde yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Aynı işlemi bu yön içinde yapıyoruz. Son olarak burayı da katlayalım. Sonrasında servisim üzerinden kalan kısmı göstereceğim size. İyice bastıralım. Evet arkadaşlar. Servisimi şöyle alıyorum. Şimdi ne yapmıştık? Bu şekilde yapmıştık. Bu şekilde servisimi aldım. Şimdi şekil verme kısmı kaldı. Bu peçetemin arkasını göstermek istiyorum. Şu şekilde. Bu katları tek tek arkadaşlar açacağız şimdi. Bir parmağımızla bunu yapmanın püf noktası burada. Bir parmağımızla şu kısmı tutacağız ve bu kısmı hiç kaldırmayacağız. Yani biraz ezeceğiz arkadaşlar bu kısmı. Sonrasında bakın şu şekilde yavaşça çiçeğime böyle yapraklar oluşturmaya çalışacağım. Onun gibi bir şekil. Gördüğünüz gibi. Şu. Şeklim bu olacak arkadaşlar. Elinizde yanlış olan ya da kıvrım düzgün olmadığı yerleri düzeltebilirsiniz. Hepsine bu şekli vermeye çalışacağım arkadaşlar. Birincisi buydu. Yine elimi buradan bırakmıyorum. Parmaklarımla bastırıyorum. İkinci şeklimi. Devam ediyorum. Evet.
Şöyle düzgün olmayan kısımları düzeltelim. Yine diğerini yapıyorum arkadaşlar. Tutuyorum, çekiyorum buradan. Yavaşça. Kolay kolay yırtılmaz. Dikkatli yapmanız yeterli. Evet arkadaşlar. Bu da tamam. Son kısma denk geldi. Sıra geldi. Onu da hemen gördüğünüz gibi alttan çekiyorum. Ve yavaşça öne doğru kıvırmaya çalışıyorum. Yaprak şeklini vermeye çalışıyorum. Bir çiçek şekli oluşacak servisimizin içinde. Masalarda da çok şık görünen bir katlama tekniği bu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Şu kısım belli bir zaman sonra yukarı doğru kalkabiliyor. Bunun için çok bastırmanız gerekiyor. Uzun süre bastırıp bırakırsanız kolay kolay yukarı kalkmaz arkadaşlar. Bunun üzerine işte papatya konulabilir ya da farklı bir küçük manetleriniz varsa koyabilirsiniz. Küçük süsleriniz varsa koyabilirsiniz. Canlı çiçek konulabiliyor. Bunun birçok şekli, farklı alternatifi var. Ben şu şekilde güzel bir şeklim oluştuğu için içine tekrar farklı bir şey koymak istemedim arkadaşlar. Şeklimiz bu. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Denemenizi tavsiye ederim. Çok şık oldu. Çok güzel oldu. Masalarınızda da güzel görüneceğine ben inanıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı izlerseniz bana büyük destek olursunuz arkadaşlar. Farklı videolarla yine karşınızda olacağım.